Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü kabul edilen halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olan 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda İzmir'de etkinlik yapıldı. Ahmet Adnan Saygun tarafından Yunus Emre şiirlerine dayanan ilk Türkçe oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde seyircilerle buluştu. Yunus Emre Oratoryosu, devlet sanatçısı Rengim Gökmen şefliğinde sahne aldı. Yunus Emre'nin çeşitli şiirlerinden düzenlenen oratoryoda, orkestrada El Ele Müzik Senfoni Orkestrası yer aldı. Koroda ise İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına Türksoy Gençlik Oda Korosu eşlik etti. Gece sonunda orkestra şefi Rengim Gökmen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'a hediye takdim edildi. Hocaların hocası Adnan Saygun'un birkaç gün önce İzmir'de doğum yılı günüydü, 7 Eylül. Bu yılda 30. ölüm yılı. 30. ölüm yılında bu salonda ikinci defa bu eseri yönetmekten büyük bir onur duyuyorum. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Çok teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da düzenlenen etkinlikten dolayı sanatçılara teşekkür etti. 700 yıl önce Yunus Emre iyiliği, güzelliği, doğruluğu insanlara anlatıyordu. Bugün görüyoruz ki ne yazık ki bu öğretilere daha fazla ihtiyacımız var. İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Orkestrası'na, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına ve Türksoy'un orkestrasına gönülden teşekkür etmek istiyorum.